Görünenin arkasındaki görünmeyen gerçekler uzanmaya devam ediyoruz. Ben köydeyim, tarlama giderim. İneğimi sağarım, koyunuma bakarım. Yani böyle benim uzaymış, olmuşmuş, bu işlerle hiç işim yok benim. Hani bu işler bana çok uzak. Yani bir eğitim, bir gece okulu adeta süreci var. Sanki bir taksi gibi geliyor balkona. Oradan bir şekilde ben ona oradan bindiğimi hatırlıyorum. O gemi bizi çok hızlı bir şekilde ana gemiye götürüyor. Yani tarlada o gördüğünde ve korkup bayıldığında daha hatırlamıyordun. Yani parça parça bir şeyler olsa da, değil mi? Bayıldığımı çok net hatırlıyorum. Yani orada kaldığımı hatırlıyorum. Ya ne oldu, ne gitti? Telefonumu çıkardım, saate bakacağım. Telefon çalışmıyor. Şuurlanmış bir madde. Artık yarı zekaya sahip bir madde var orada. Yani maddenin bizim bilmediğimiz başka çok üst bir versiyonu. Önce bir heyecan, o heyecan gitgide korkuya dönmeye başladı. Şimdi o kadar yakınıma geldi ki böyle. Ben korktum. Başka gelecek vizyonların da var ve bunları hani gemide varlıklarını sana gösterdiğini söylüyorsun. Evet. Annesi başında ağlayan çocukları görmüştüm ki o çocuğun ne hissettiğini hissediyorsunuz orada. Şu an ilerlediğiniz yoldan giderseniz dünya buraya doğru gidecek. Büyük bir savaş yaşanacak, büyük felaketler yaşanacak. İlk olarak 4 şiddetinde, bir sonraki günde çok büyük bir depremin olacağı şekilde bu şekilde bir gene bir vizyon göstermişlerdi. Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlkay Buharalı. Çok kıymetli araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı ile birlikte hazırlıyoruz ve her bölümde anlatılanlarla şaşırmaya, anlatılanlarla görünenin arkasındaki görünmeyen gerçeklere uzanmaya devam ediyoruz. Bu kez çocukluğundan beri dünya dışı temaslar yaşayan, yaşadıklarını çok ince detaylarıyla hatırlayan, bugün eminim pek çoğumuzu çok şaşırtacak anlattıklarıyla bir erkek konuğumuz var. Ahmet Özgener, 3 kız çocuğu babası. Erhan Hocam'la ama yine başlayacağım her zaman olduğu gibi. Biz hep hanımları konuk ediyoruz burada, evet. Erhan evet. Hocam. Bir Münir, Kadir Münir ablay vardı. Ondan sonra Ahmet Bey ikinci erkek konuğumuz. Kadınların daha sıklıkla bu deneyimleri yaşamasının bir sebebi var mı? Öyle sorarak başlayayım. Evet Ahmet, hoş geldin diyorum önce. Merhaba abi, hoş bulduk. Şimdi kadınların psişik yapı bakımından hakikaten bu deneyimlere daha yatkın olduğunu görüyoruz. İstatistikler de bunu gösteriyor. Bana gelen maillere ya da anlatmak zamanına gelen maillere diyelim, ihbar hattına gelen, WhatsApp hattına gelen mesajlara da baktığımızda kadın ağırlıklı bir eğilim görüyoruz. Bu hakikaten enteresan bir durum. Ama bu psişik hassasiyet meselesi, psişik yapının bu tür deneyimleri yaşamaya daha elverişli olmasıyla açıklanabilecek bir mesele. Geçmişe baktığımızda, metapsişik tarihine baktığımızda da çok büyük medyumların tarihteki büyük çalışmalara katılmış, deneysel metapsişik çalışmalarına katılmış, büyük araştırmacıların birlikte çalıştığı medyumlara baktığımızda da yine kadın ağırlıklı bir yapı görüyoruz. Bu da bir gösterge bizim için. Özellikle büyük materyalizasyon medyumları, büyük fizik medyumların büyük çoğunluğu da kadındır. Demek ki kadın bedeni, o dişil enerji daha ince tesirleri almaya daha müsait, daha elverişli bir yapı. Bu bakımdan böyle bir eğilim tabii bizim programımıza da yansıyor. Tabii şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz kadınlar için. Daha cesur Türk kadınları sanki. Erkekler alınmasınlar ama hakikaten bu konuda tabii buraya katılan çok değerli kardeşlerimizi tenzih ederek söylüyorum. Daha büyük cesaret gösteriyorlar. Konuşmayı biraz daha mı fazla seviyorlar acaba bilemiyorum. Tabii o da işin ayrı bir boyutu ama çok kötü baktı İlkay. Bunu geri alıyorum. Sözü tekrar sana bırakıyorum. ama ya, bir kitapta okumuştum. Doğada kuşların bile dişileri daha çok ötüyormuş yani. Bu bir araştırma sonucu. Bu bir yetenek. Ben ona öyle bakıyorum Erhan Hocam yani. Yetenek. Bu doğru, bir yetenek. Kesinlikle. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun İlkay'ım. Hoş bulduk. Ya öyle detaylar var ki hani ön görüşmede bizi öyle şaşırttınız ki... bir kısmını toparlamaya çalıştık. Hikayenin anlattıklarımız aslında buradaki herkes için böyle. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Anlatılanlar, yaşananların sadece bir kısmı olabiliyor. Ama ilk hatırladığınız temas dünya dışı yaşam formlarıyla
Kaç yaşında, nasıl? Benim ilk hatırladığım temas deneyimlerim küçükken. Gemilerde ders gördüğümüzü hatırlıyorum. Gemilerde sadece ben o zaman tek başıma değildim. İşte enerjiler, frekanslar, semboller üzerine bize dersler veriliyordu. Ama gemilerdeki sınıflar kendi aralarında bölünmüş vaziyette. Bize varlıkların ders verdiğini şu şekilde, hani her şey bize telepatik olarak anlatılıyor. Telepatik olarak, hani orada bir sesli bir konuşma yok. Her şey orada bize telepatik olarak anlatılıyordu. Bu şekilde... Kaç yaşında mesela, en küçük kaç yaşında hatırlıyorsunuz kendinize? Şöyle söyleyeyim, hani ilkokul dönemlerimde hatırladığımlarım var. Hani daha küçük hatırladıklarım var ama oraları biraz çok net olmadığı için hani ben net hatırladıklarımdan bahsetmek istiyorum. Bu şekilde çocukluk yaşlarda işte gemilerde derslere alınıyorduk. Orada tabii herkesi benim anlayabildiğim kadarıyla belli bir standart verilen bir dersler var. Herkes aynı dersler veriliyor. Bunun akabinde herkes kendi kapasitesine göre de farklı dersler veriliyordu. Onlar ne oluyor? İşte biz biraz daha büyüdükten sonra sınıflar ayrılıyordu. Hani o şekilde diyeyim, onlar farklı dersler, bizler farklı dersler. Bu şekilde hatırladıklarım, hani çocukken hatırladıklarım bu kadar. Kaç kişi oluyor derslerde? Küçükken hatırladıklarım kalabalık sınıflarda. Onda da işte 35-40 kişi kadar diyeyim. Ama büyüdükçe bu sınıflardaki öğrenci sayısının azaldığını hatırlıyorum. Hani en son 3 kişi, 4 kişiye kadar kaldığımızı hatırlıyorum. Gemilere o çıkış sürecine ya da nasıl orada olduğunu, o detayları hatırlıyor musun? Şimdi benim burada hatırladığım yani 4-5 farklı yöntem var. Bir portal kapısı gibi açılıyordu. Oradan içeriden varlıklar diyeyim. Böyle altın elbisesi gibi, sarı elbiseler, ondan sonra gümüş renkli elbiseler gibi varlıklar gelip oradan işte elimizden tutup götürüyorlardı. Gemilerle alındığımızı biliyorum. Hani benim hatırladığım şöyle bir şey var, çok net hatırladım. Sanki bir taksi gibi geliyor balkona. Oradan bir şekilde ben ona oradan bindiğimi hatırlıyorum. O gemi bizi çok hızlı bir şekilde ana gemiye götürüyor. Bu şekilde. Bir de şu şekilde çok net hatırladığım var. Büyük gemilerle geldikleri de oluyordu. O zaman yatağımızdan nasıl anlatsam şunu. Ben yatağımdayım ama şimdi böyle betondan çıkarak yani bir şekilde kat 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 yani diğer katmanlar aşarak gemiye çekildiğimizi hatırlıyorum. Bu şekilde hatırladıklarım var. Ders başlıklarını söylemiştin. Onların içinde mesela bir tanesi mesela aura ile ilgili bir dersten bahsediyorsun. Evet. Biraz anlatır mısın? Şurada auralarla şöyle söyleyeyim. Her bireyin bir aurası var. Bizim bir auramız var. Bizim ailemizin hani hepimizin bir araya geliş oluşturduğu bir aire ne oluyor? Bu da hanenin aurası oluyor. Bu hanenin aurası, sokağın aurası, bu mahallenin aurası, bu şehrin aurası, bu şehirleri topladığınızda, ülkelerin hepsini topladığınızda da dünyanın aurasını oluşturuyor. Bu şekilde ondan sonra kişinin beden enerjisi, hani bu enerjilerin nasıl birbiriyle iletişim halinde olduğu, etkileşim halinde olduğu. Aslında biz dünyada var olan birçok nesneyle etkileşim halindeyiz ama biz bunu fark edemiyoruz, farkında değiliz. Hani şimdi şunu kısacık şöyle tarif edeyim. Mesela iki kişi bir araya geldi. Hani onu belki hiç tanımasanız bile bir şekilde onun enerjisi iter size. Onu hani sanki sevemezsiniz onu. İşte burada bir enerjinin çakışması var. Hani aslında. Farkında olmadan hiç tanımadığınız birisini sanki kardeşinizmiş gibi sever misin? Burada da işte o enerjinin birbiriyle bütünleşmesi var. Yani bunun gibi birçok şey. Bütün içerikleri hatırlayabiliyor musun peki? Bütün içerikleri demeyeyim de hatırladığım çok fazla şey var. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi eğer oluyor hayatımda mesela o konuyla alakadar bir yerde karşılaşmışımdır mesela. Bir şekilde o konuyu ilgilendiren bir durum olmuştur. Orada o zaman işte o aldığım dersler bir şekilde aklıma geliyor benim. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi hani orada gördüm şunu hatırlıyorum bunu hatırlıyorum. Hani bu şekilde bir sürekli hatırlama çabasında değilim.
Erhan Hocam, bu derslerden kitaplarınızda da bahsediyorsunuz. Yayınlarda da yeri gelince bahsediyorsunuz. İçeriklerle ilgili bir şey var mı elimizde? Hani ne anlatıyorlar, ne öğretiyorlar, ne bileyim hani. Şimdi çok geniş bir skalada bir eğitim sistemi olduğunu görüyoruz. Ya bunlar tamamen temasçıların bize anlattıklarından ortaya çıkardığımız bir olgu. Ve dünya çapındaki araştırmalarda da benzer verilerle çok karşılaştık. Bütün araştırmacılar aynı verilere ulaşmışlar. Yani bir eğitim, bir gece okulu adeta süreci var. Çok geniş bir eğitim skalası var. Yani işte enerjilerden bahsediliyor, kozmolojiden bahsediliyor, ileri geometri, ileri matematik, ileri fizik. Hakikaten dünya biliminin çok ötesinde bir takım bilgiler her yaşta insana aktarılıyor. Çocuklarda ben çok rastladım buna. Zaten çocukluk çağında başladı dedi Ahmet. Bu çocuklar zaten bir vazife için buradalar. Ona yönelik bir takım eğitimler veriliyor. Birçok aileyle konuştum ben, anne babayla. Ben işte kitaplarla yazıp yayınlarda bahsettikten sonra bana döndüler. Ve ilk defa şimdi anladıklarını söylediler meseleyi. Çünkü çocukları 3-4 yaşlarından itibaren gece gittikleri bir okuldan söz ediyorlarmış. İşte anne baba çocuğunu okula yazdıracak, okul çağı geliyor mesela. Çocuk diyor ki ben zaten okula gidiyorum geceleri, niye beni okula yazdırıyorsunuz tekrar diyor. Ve çok ileri kavramlardan söz ediyor çocuk. O yaşta asla bilemeyeceği bir takım formüller, bir takım ileri işte kuantum bilgileri, çok ileri fizik, teorik fizik bilgilerinden bahseden çocuklar var. Bunlar da okuma yazma bilmeyen çocuklar. Ve Ahmet'in bahsettiği bu erken yaşlarda bunlar başlıyor. Bu hakikaten çok sarsıcı bir bilgi. Çok sayıda karşılaştığımız için artık bunu bir realite olarak ortaya koyabiliyoruz. Dediğim peki, gibi müfredat programı çok geniş. Fizik bedenleriyle mi? Burada çok fizik bedenle alınma durumu yok gibi. Ya fizik bedeni çok da şey yapmamak lazım. O bir kabuk gibi zaten. Bizim asıl varlığımızı temsil eden bir şey değil. Asıl varlığımızın sadece madde planında bu fizik boyutta bir takım sondajlara, araştırmalara girebilmesi, burada belli tekamül derslerine girebilmesi için kullanmamız gereken bir vasıta, bir araç bu. Aldıkları şey aslında, yani gemi dediğimiz aslında o bir enerjetik alan. Oraya çektikleri şey onların bilinci, enerjetik yapıları. Bir beden dublesi bile diyebiliriz buna, beden kopyası. Bunun fizik bedenden hiçbir farkı yok zaten. İşte betondan geçtim diyor, kat kat binanın içinden geçtim diyor, camdan geçtim diyenler var. İçeriye işte araç girdi diyenler var. Nasıl oluyor? Bir takım titreşimsel fark dolayısıyla, bir dalga boyu farkı dolayısıyla iki realitenin aynı mekanda, aynı lokasyonda bir arada bulunabilmesidir bu. Ya bir gemi nasıl evin içine girebilir yani normal şartlarda? Ama işte bizim görmediğimiz bir takım frekanslar var. Duvardan geçmiyor mu elektromanyetik dalgalar? İşte nasıl telefonlarla konuşuyoruz, nasıl televizyon yayınlarını alıyoruz vesaire. Bunun gibi. Öyle düşünün, farklı dalga boyundaki bir beden formumuzu alıyorlar. Bizim bilincimiz oraya projekte olmuş durumda ve bu şekilde bu işleri yapıyorlar. Sonra o yapı, o enerjetik yapımız fizik bedene döndüğünde hepsi, bütün yapılan işlemler bu fizik bedene yansıyor. Şimdi bunlar fantazi diyecek belki izleyicilerimiz ama bunların deneysel çalışmaları bile dünyada yapılmış durumda. Yani 1920'lerde, 30'larda büyük metafizik, deneysel metafizik araştırmacıları, işte Charles Richelieu'lar, Aksakoff'lar falan, bu bahsettiğim kadın medyumlarla özellikle yaptıkları çalışmalarda beden dubleleri oluşturdular karşılarında ve bir sürü bilim adamı da oradaydı. Yani onlar bütün şüphecilikleriyle orada bu deneyi takip ettiler ve bir kişinin nasıl bir dublesinin ortaya çıktığını ve bilincinin ona nasıl projekte olduğunu gördüler. Siz oturuyorsunuz, burada medyumdan yayılan bir takım psişik akışkanlar o kişinin dublesini oluşturabiliyor. Arada bir bağ var, bir kordon.
Beden dublesi ne demek? Hiç ama ilk defa duyan varsa hiç anlamamış olabilir. Tabii geniş bir konu. Sizden yayılan, yani medyumdan yayılan bir takım psişik akışkanların ruhsal bir tesir altında bir duble oluşturması. Yani bir kişinin fiziksel formunun tam bir dublesinin oluştuğunu düşünün. Hologram gibi falan mı hayal ama edin? Bu katı fiziksel bir şey oluşuyor. Bakın, bilinç oraya projekte oluyor. Bizim asıl fizik beden dediğimiz fizik bedende o anda şuur yok. Duyular da kayboluyor. Beş duyu da oraya geçiyor. Şimdi gidiyorsunuz o dubleye dokunuyorsunuz. Duble hissediyor. Yani fizik bedendeki, fizik bedenin duyuları oraya yansıyor. Fizik bedene dokunuyorsunuz o hissetmiyor. Asıl bizim bildiğimiz fizik bedene. Duyular da dubleye geçiyor. Nefes alışverişi var. Göz bebeklerine ışık tutuyorsunuz, reaksiyon veriyor. Nabız alıyorsunuz. Tam bir beden formu oluşuyor. Bütün organlarıyla, bütün yapısıyla. Bunlar çok geniş çalışmalarla ortaya konmuş şeyler. Herkes araştırsın. Yani bunlar fantezi işler değil. Denenmiş, defalarca denenmiş işler. Şimdi biz bunu dünyada yapabiliyorsak ki bunu ancak tabii medyumlar aracılığıyla yapılabiliyor. Fizik koşullar içerisinde, buradaki fizik kanunlar daha baskın olduğu için ancak çok özel şartlarda yapılabilen şeyler daha yüksek şuurlu varlıklar tarafından çok daha kolay yapılabilir. Maddeye hakimiyet sağlamış varlıklar tarafından o bedenin bir kopyasının, dublesinin alınarak bu işlemlerin yapılması öyle çok büyük meseleler değil aslında. Ama bunları araştırmak, bunları öğrenmek lazım. Bunun bir altyapısı var, bir bilgi zemini var. Şimdi çok eski evliya hikayeleri vardır Anadolu'da. Orada sizle birlikte yemek yer evliya. Bir yandan 1000 kilometre ötedeki bir cenazeye katılır. Bu bir psişik yetenektir aslında. Onu kullanabilecek liyakate gelmiş. Kendi bedenine hakim, kendi dublelerini çıkarıp gönderebiliyor. Burada deneysel çalışmalarla, çok uzun çalışmalar, çok büyük gayretlerle yapabildiğiniz şeyi o varlık burada tezahür ettirmek için vazifelenerek gelmiş zaten. Onu yapıyor. Kendi beden dublesini mekan zaman tanımadan bir yere gönderebiliyor. Bunların örnekleri var. Hani bu gemilere nasıl gidiliyor, geliniyor? Bunun aslında cevabı anlattığınız tabii, bir şey. Tabii, yani bir enerjetik kopya adeta alınabiliyor. Yani biz burada her şeyin fizik beden üzerinde yapıldığını zannediyoruz ama buna hiç gerek duymuyor varlıklar. Çünkü fizik bedenin orada bulunabilmesi çok kolaylık olabilen bir şey değil. Yani orada bir dünya üstü bir yapı var. O gemi dediğiniz şey sıradan bir şey değil ki. Çok yüksek titreşime sahip bir enerjetik kabuk aslında o. Bir şey, bir zar gibi kendi titreşimsel yapısını içinde taşıyan ve bizden çok daha yüksek bir titreşime sahip bir alan olarak düşünün onu. Bir alan oraya çekiyor. Şimdi fizik bedenle nasıl bulunacak orada? Bu çok kolay bir şey değil. Belki çok özel şartlarda yaparlar ama buna da gerek duymuyor varlık. Adeta bilincini transfer ediyor oraya. Aracın içine. Yani oradan çekti aldı diye düşünmemek lazım. İşte Ahmet'in söylediği gibi o bilinç o alana çıkarken gemi diyoruz anlaşılma kolaylığı bakımından. İşte terminolojik zayıflık bakımından gemi demek durumundayız. O zaman maddenin içinden rahatlıkla geçebiliyor, katı maddenin içinden. Böyle bir durum var ortada. Eğitim meselesi de son derece tipiktir. Hem dünya literatüründe de vardır. Türkiye'de de çok geniş şekilde karşılaştığımız tipik bir durumdur. Bunun da bu temasçıların, bu öncü insanların ileride bir takım vazifeler üstlenecek. İnsanların bazı yeteneklerle donatılması, bazı bilgilerle donatılması için bir hazırlık gibidir. Bizim fikrimiz budur ki Ahmet bazı şeylerden bahsedecek. Şimdi programımızın sonuna doğru. O zaman daha net anlayacağız bunu. Tam yeri gelmişken ama şunu sorayım. O dersler mesela niye size ders veriyorlardı? Yani bununla ilgili bir açıklama var mı? O süreç ne kadar sürdü dersler süreci? Ve niye siz, niye o eğitimler biliyor musunuz? Niye biz derken bunu regresyon
işte Nohus kitabı için regresyona girdiğimizde hani bu benim aileden gelen bir şey olduğumu, hani bu sadece ben değil, hani benim babamın da bazı hatırladıkları var bu konu üzere. Ondan sonra hani baba soyundan bu şekilde bana gelen bir şey olduğu çıkmıştı. Hani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hani o dersleri aldık. Derslerde nedense bir kilit konuluyor o bilgilere. Bir zaman saati kuruluyor gibi. Hani doğru yerde, doğru zamanı geldiğinde o bilgiler açığa çıkacak şekilde. Hani bu şekilde bir yükleme yapılıyor, bilgi yüklemesi. Şimdi bazen farkında olmadan uyandığımda hani o konu hakkında hiç bilgim yokken hani o konu hakkında hani farkında olmadan donanımlı bir şekilde uyanıyorum. Ya bir durum oluyor, bir şey gerçekleşiyor. Siz farkında olmadan hani bir şekilde çözüyorsunuz yani onu. Bir şekilde o bilgiler açığa çıkıyor. O olay tetikliyor diyeyim. Veyahut da o gün orada yaşanması gereken bir şey var. Bundan dolayı ne oluyor? O bilgi o açığa çıkıyor orada. Bilmiyorum, tam anlatabildim, biraz karışık oldu. Yani tabii gerektiği yerde ya doğru yerde şekilde, doğru zamanda doğru o bilgiler yerde açığa çıkıyor, öyle söyleyeyim. Doğru yerde doğru zaman. Peki çok detaylı gemiye dair detayları da hatırlıyorsunuz. Evet. Sonra da gemide bulunduğunuz deneyimler var ama önce o gemideki detaylardan bahsedelim mi? Bahsedelim. Gemilerde olduğum zamanlarda gene böyle herkesin klasik anlattığı bir şekilde yukarıda bir ışık kaynağı tam belli değil, aydınlık. Etraf duvarlar metalimsi gibi. Etrafta sedyeler gördüğümü hatırlıyorum. İşte geminin belli başlı bölmeleri var. Geminin içinde gezdirdikleri de oldu beni. Hani böyle göstermek amaçlı. Şimdi benim çoğunlukla hatırladığım hani ameliyat bölgeleri diyeyim. Hani o bizim bahsettiğimiz ameliyat olduğumuz bölgeler. Ama bunlardan daha sonra hani geminin içinde de gezdirdiler. İşte bu bazı melez projelerinin olduğu bölgeleri de gezdirdiler bana. Geminin içinde böyle yani bizim park bahçe diye nitelendirebileceğimiz bölgeler var. Oralara dahi götürdüler, hani öyle söyleyeyim. Orada hani birçok varlık çeşidini gördüm ben. Sadece tek bir varlık değil, tek hani griler diyorlar ama hani ben birçok varlık çeşidi gördüm. Hani grilerden daha çok. Yani bir de çok farklı varlık bir arada. Çok farklı görünümlerde varlıklar var grilerden. Bir de çok farklı bitkiler gördün mü Ahmet? Çünkü bitki örnekleri toplandığını biz anlıyoruz buradan. Dünyadan da belki başka yerlerden de. Adeta orada bir koruma altına alınmış bir şey var. Bir ekosistem var. Abi hatırladığım kadarını anlatayım. Orada bir bahçe gibi bir yere gittik ama ağaçlar muhteşem büyüktü. Hani bir dünyada o kadar büyük ağaçları görmedim ben. Ve büyük yapraklı çeşit çeşit bitkiler vardı ama şimdi hani çok detaylı bir bilgim yok. Hani gördüğüm kadar o kadar. Hani çok güzel bir bahçe vardı orada. O şekilde. Gemilerin çalışma sistemleri ya da ne bileyim ihtiyaç olduğunda mesela bir şeylerin beliri vermesi gibi şeylerden de bahsediyorsun ya. O detayları da biraz anlatalım mı? Mesela bir gün lavaboya ihtiyacın olmuş galiba. Onu anlatayım. Şimdi gemilerde bazı bölgeler var. O bölgeler zihin gücüyle zihninizde ne canlandırıyorsanız her yerinde değil ama sadece o bölgede siz zihninizde ona komut veriyorsunuz. O bölge, o bölgeden örnek vereyim, oturak lazım. Zihninizde oraya komut veriyorsunuz. Oradan bir oturak çıkıyor. Şimdi bir bana o zaman için bir lavabo ihtiyacım olmuştu. Yani orada ben zihnimde canlandırdım. Nasıl canlandırdıysam benim zihnimdeki gibi o duvardan böyle bir lavabo çıkmıştı. Ama bunu bana önceden bir öğrettiler. Orada şimdi ben gemilerin içindeyken benim yanımda rehber varlıklar oluyordu. Hani ille beni yalnız bırakmıyorlardı. Benim bir refakatçim oluyordu, öyle söyleyeyim ben. Onlar tabii bizim oradaki varlıklarla konuşmamız tamamen sezisel, telepatik. Telepatik görüşmemiz. Onlar size nasıl diyeyim, bir bilgiyi zaten yüklediklerinde siz onun altını, üstünü, içeriğini, her şeyini biliyorsunuz. Onlar size o bilgiyi gönderiyorlar telepatik olarak. Siz onu nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Yani şimdi benim orada gördüğüm teknolojiler hani gerçekten yani çok muazzam diyeyim. İşte kimi tarafı metal, kimi yeri organik. Şimdi bu ikisi bir bütün bir şekilde çalışıyor. Ve bunlar bir zekaya da sahip. Sizinle de bu zeka iletişim halinde. Hani
İşte bunların birbiriyle nasıl iletişim kurduğunu, nasıl bağlantı kurduğunu, nasıl çalıştığını. Şimdi bana bunları gösterler, anlatlar ama şimdi ben burada anlatsam, şimdi biz böyle bir teknolojiye sahip değiliz. Hani anlatsam neye yarayacak? Şimdi bu çok önemli. Biz bunu yıllardır anlatıyoruz. Şuurlu madde meselesi. Ben zaman zaman bahsediyorum. Yine bahsetmeye devam edeceğim. Çünkü çok karşımıza çıkıyor. Ahmet bunu doğruluyor. Şuurlanmış bir madde. Artık yarı zekaya sahip bir madde var orada. Yani maddenin bizim bilmediğimiz başka çok üst bir versiyonu. Yani madde ruhsal tesir ala ala, gelişe gelişe şuur kazanıyor. Bir bilinç kazanıyor. Ve düşünceye yanıt veriyor. Tıpkı spatyon maddesi gibi. İmajinasyonunuzun orada şekil alması gibi. İşte şuurlu maddenin özelliğidir bu. Aracın düşünceyle kullanılması bunun sayesinde oluyor. Araç da bir oluyor onu kullanan kişi. Bilinç olarak bağlantı kuruyorsunuz. Zeki bir araç. Yani yapay zekanın en üst formu artık. Yapay zeka bile demek hafif kalıyor. Artık yavaş yavaş bilinçlenmiş bir düşünceye yanıt veren bir şuur hali kazanmış maddeden bahsediyoruz. Bu maddenin bizim henüz bilmediğimiz çok yüksek bir formudur. Çok yüksek bir halidir. Çok çok ileride belki tanıyacağız bunları. Onun için şu an bu programı izleyenler için tabii fantastik gelebilecek şeyler bizim için aslında çok net bilgiler. Tıpkı astral madde gibi, spatyon maddesi gibi imajinasyonla şekil alabilen ve komuta direkt yanıt verebilen bir madde türünden bahsediyoruz. İşte bir şey, oturacak bir şey istedim, düşünce, bir seysir yolladın aslında sen orada. Ona hemen yanıt verdi o madde ve onu oluşturdu. İmajinasyonla form alan şuurlu madde bunu yapabiliyor. Böyle bir yeteneğe sahip oluyor. Bu muazzam bir şey tabii. Gemide bulunma sebeplerinden biri de sağlıkla ilgili değil mi? Bir tarama ya da böyle şeyler de yaşadın. Vücudumda bazı operasyonlar yapıldığını gördüm. Onları da şu şekilde anlatayım. Bir ameliyat masasında yatıyordum. Vücudumun yani 4 tane sağımda, 4 tane solumda, 1 tane de baş kısmımda gri uzun boylu varlıkların olduğunu gördüm. Bunlar vücudumda operasyon yapıyorlardı. Ben bunları hani gözümle görüyordum. Şunu da söyleyeyim. Bu operasyon yapılırken de hani canımın yandığını da hissediyordum. Onu da söyleyeyim. Ama orada şöyle bir şey geliyordu yani hissiyat olarak. Hani bir anlaşman var. Bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma neticesinde hani ben bir şekilde kendimi sakinleştiriyordum. Hani bir anlaşmamız var. O anlaşma doğrultusunda böyle bir operasyon yapılıyor. Bir ruhsal kontrattan bahsediyorsun aslında. Yani biz ruhsal kontrat deriz buna ama bir ruhsal anlaşma. Bir karşılıklı bir gönüllülük esasına dayalı sanki bir anlaşma gibi bir şey bu. Yanılıyor muyum Ahmet? Yoksa farklı bir şey mi? Şimdi abi öyle bir şey de olabilir. Hani işte ben tam o yani oraları... Senin iradenle izin verdiğin tabii, bir tabii, şeyden benim, bahsediyorsun. Evet, benim irademle izin verdiğim bir tamam, şeyden bahsediyoruz orada. Temel olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ondan sonra tekrardan farklı hani griler değil de böyle pullu bir varlık ve o varlığın deri. Hani o ırk deri konusunda çok ileri düzeyde. O varlığın gelip benim derimi diktiğini çok net hatırlıyorum bunları. Daha sonra o ameliyat alanının yan tarafında sedyeler var ama sedyeler tüp şeklinde kapanabiliyor. Orada hızlı iyileştirme odaları var. Ama odaların içi soğuk. Ben bunları işte çok net hatırlıyorum. Orada iyileşmeye alındığımı hatırlıyorum operasyonları geçirdikten sonra. Operasyonları geçirdikten sonra hatta bazen böyle canımın çok yandığını hissettiğimde bir varlık gelip şöyle alnıma dokunduğunda bütün ağrımın, sancımın ve çok rahatladığımı hissediyorum yani. Hani çok rahatladığımı hissediyorum onları. Tabii bunların akabinde tüm operasyonlar bitti denildi bana artık. Tamam Ahmet hani sen işlemimiz bitti. Tabii bunların hepsi telepatik olarak konuşuyor. Ondan sonra bunlar bittikten sonra geminin içinde bir gezdirdiler beni. Hani içinde bulunduğumuz. Bana orada melezlerin olduğu
bölüme götürdüler. İşte bu çocuklara ders verilen bir bölüme götürdüler. Hani onları şöyle söyleyeyim, rehberler eşliğinde gezdik. O telepatik olarak oradan geçerken zaten bilgiyi aktarıyor size. Hani sizin bir soru sormanıza gerek kalmıyor. O size bilgiyi aktarıyor. İşte oradan turumuz bittiğinde işte benim burada hiç unutamadığım bir yer var. Hani burada çok ruhsal bir haz aldığım bir yer. Burayı da anlatmak istiyorum. Orada tekrar işte bu ameliyathaneye gelmiştik biz. Orada bir 4-5 tane varlık geldi ama varlıkların hepsi gri değil. Yani birçok ırktan, farklı ırktan varlık vardı. Bunlar benim yanıma geldiler. Bir tanesi hani o bulunan, içinde bulunduğumuz geminin, hani onu hissediyorum yani, o geminin lideri o. Orada şöyle bir şey yaşadık. İşte o varlık diyeyim, şöyle bir yaptığında böyle bir ben havaya kalktığımı hatırlıyorum. Orada bir göğüs kafesim açıldı. Ve göğüs kafesimin böyle bir yıkandığını görüyorum. Bundan sonra tekrardan böyle ayaklarımın üzerine geldiğimde benim gözümün içine dik dik bakmaya başladığında böyle nasıl anlatayım? Bir anda o ortam değişti. Tamamen ışık olan bir ortam oluşmaya başladı ve ben o ortamdan yani öyle muhteşem ruhsal bir haz aldığımı hatırlıyorum ki hani dünyada böyle bir lezzeti hiçbir yerde tatmadım ben. Yani öylesine muhteşem bir haz duydum. Hani bunu unutmam mümkün değil benim. Orada bir ışığa doğru mu ilerlediğini görüyorsun? Evet, orada bir yani ışığa doğru ilerlediğimi görüyorum. Ama o ışık artık nasıl bir şeyse yani tarif edemeyeceğim bir haz, yani bir haz verdi bana, mutluluk verdi hani. Daha sonrasında işte tekrardan o ışık işte yavaş yavaş geri geldiğinde ben tekrardan hani bedenime geldiğimde kendimi böyle dizlerimin üzerinde buldum yani. Hani o aldığım enerjinin etkisinden, hani o pozitif enerjinin etkisinden, hani sanki nasıl diyeyim, yani çarptı beni diyeyim, ağır geldi öyle söyleyeyim. Şimdi biz bunlara metafizik terminolojide üstün tesirler deriz. Üstün tesirler. Ona bağlanmış Ahmet orada. O üstün tesirler bu etkiyi yaratır. Dünyada yaşanmayan, yaşanması mümkün olmayan, muhteşem bir haz, tarifi mümkün olmayan bir haz. O üstün tesirlerin etkisi. Biz o tesirleri burada bağlanamıyoruz tabii. Şuur sahamız çok kirli. Egomuz var. Nefsaniyet yüksek. Endişeler, kaygılar, korkular, bir sürü karmik durumlar. Şuur sahamız çok kirli, çok bulanık. O tesirlere ulaşamıyoruz. Onlarla sempatize olamıyoruz, alamıyoruz. O daha yüksek seviyedeki varlıkların daha çok faydalanabildiği bir şey. İleride elbette bizler de o tesirlere bağlanacağız, o hale gireceğiz. O normal bir durum, yüksek şuurlu varlıklar için o tesirlere bağlanmak. Biz belki şu anda oturduğumuz yerde biz böyle bir tesire bağlasalar herhalde 15-20 saniye bile dayanamayız. Zaten ön görüşmede ben Ahmet Bey'in şey dediğini hatırlıyorum. Yani biraz daha sürse, 30 saniye daha sürse ne demiştiniz? Sanki canım çıkacak gibi. Yani, hani o derece kaldırılacak bir şey değil kolay kolay. Evet. Orada çok yüksek bir koruma altında ancak onu yaşayabilmiş. Yoksa bizim için çok 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 yüksek, kaldırabileceğimiz bir şey değil. Yani siz işte 220 voltluk bir şeye, cihaza 220 bin yüklemeye çalışırsanız yanar yani. Yanar. Aynı onun gibi. O bir şuursal hazırlık gerektiren bir şey. Yüksek bir tekamül seviyesi gerektiren bir durum. Şimdi melezlerin olduğu yere gittim dedin. Orada öyle bir yer mi var? Bir genetik çalışma mı yapılıyor? Orada ne oluyor? Orada bir genetik çalışmaların olduğunu gösterdiler bana. O kadar. Hani ne orada bir genetik çalışma var. Irkların birbiriyle çaprazlamaları. Yani bir araya getirip yeni ırklar mı üretmek gibi bir şey? Nasıl bir şey? Şimdi her ırk farklı bir gene sahip. Ne oluyor? Bunlar elinlerindeki teknolojileri kullanarak, ben anladığım kadarıyla anlatayım.
ırkları birbirleriyle melezliyorlar. Hani nasıl anlatsam? Şimdi farklı bir beden, yani bir şekilde DNA tutuyor sonuçta. DNA tutmasa zaten birbiriyle hiçbir şekilde çaprazlama yapamazlar. O evrensel bir şey çünkü. O DNA tutuyor. Hani DNA tutmasa çaprazlama olmaz. Bundan da ne yapıyorlar? Hani bir şekilde genetik olarak ırkları birbirleriyle çaprazlama yapıyorlar. Ne oluyor? Daha farklı bir görüntüde bir varlık çıkmış oluyor ortaya. Bu genetik çalışmalardan bir konuğumuz daha bahsetmişti. Hatta gönüllü olduğunu söylemişti. O videoyu da izlemek isteyenler için yukarıya bir link bırakalım hatta. Ne oluyor? Yani pek çok tanık ya da ne bileyim şahit olan kişi ifadesi okuduğunuz için, dinlediğiniz için. Tabii yani bu çok son derece tipik, son derece sık karşılaştığımız bir şey. Bu genetik çalışmaların evrensel düzeyde yürüten varlıkların olduğunu anlıyoruz bu ifadelerden. Bunların uzmanlıkları var. Her varlık sisteminin bir uzmanlığı var evrende. Onlar da vazife organizasyonları içerisinde bir yer tutuyor. Bu genetik çalışmalar yapılıyor. Bu bir ıslahat çalışmasıdır aslında. Saf genetikler daha çabuk bozulur aslında. Bak, ıslahatla karışan, melezlenen yapılar daha gelişmeye müsaittir. Onların tekamülü daha hızlı olur. Saf yapılar bazı tesirleri zaman içerisinde alamaz hale gelirler. O tesirlere karşı sağırlaşırlar. Şimdi ziraatte de öyledir. Islahat yaparsınız, melezlersiniz, öyle gelişir. Böyle düşün. Yani bunu aşağılatıcı bir durum olarak söylemiyorum. Bir insanı bitki seviyesine de indirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama fizik beden söz konusu olduğu zaman demek ki bazı üstün nitelikler bir ırktaki üstün nitelikle bir başka ırkın üstün niteliğini bir araya getirerek çok daha üstün bir yapı, ruh varlığının kullanabileceği bir beden yapısı. Bize göre akışkan bir bedendir o ama bu da ayrı bir konumdan bahsetmeyeceğim. Meydana getirebiliyorsunuz. Bu bir ıslahattır aslında. Çünkü bir entropi var, entropiasis. Yani her sistem her zaman bozulmaya doğru gider. Bu beden yapıları da daima zaman içerisinde dejenere olmaya ve bozulmaya doğru gidiyor. Islah etmezseniz, melezleme yapmazsanız, bu çaprazlamalar olmazsa bu bedenler artık ruh varlığının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. Kapasitelerini, yeteneklerini kaybediyor. Yeni yeteneklerle donatıyorsunuz, rejenere ediyorsunuz onu, canlandırıyorsunuz, kapasitesini arttırıyorsunuz. Bu çalışmalar evrensel düzeyde yapılıyor. Bunu biz nereden anlıyoruz? İşte temasçıların ortak ifadelerinden anlıyoruz. Bütün dünya çapındaki anlatımlardan anlıyoruz. Bu çok değerli bir bilgi aslında. Bunu aslında dünyada insanlar da yapıyor. Neler üzerine? Hayvanlar üzerine yapıyor. Şimdi ben köyde oturduğum çok için... Çok doğru. Ahmet sen biliyorsun tabii. Bir yere görüyor işte iyi kötü hayvan bilgimiz de var. Şimdi koyunlardan bahsedeyim ben. Koyunlarda mesela koç, ırk hep aynı olduğu zaman artık belli bir zaman sonra o sürü... irileşmekten daha çok küçülmeye gidiyor. Ne oluyor? Koçu değiştiriyorsun. Farklı bir sürüden farklı bir hayvan getiriyorsun. Bir kere ne oluyor? Tekrardan daha irileşmeye başlıyor hayvan. Yoksa sürekli aynı hayvan birbiriyle kırıldığı zaman küçülmeye gidiyor sürü. Dejenere oluyor. Küçülmeye başlıyor. Soy dejenerasyona uğrar. Şimdi köyde yaşadığınızı söylediniz. Bunca deneyimin üstüne köyde bir olay yaşıyorsunuz. Sadece girişi dinledim. Dedim ki ne olur bunu anlat Ahmet kardeşim. Ben de merakla bekliyorum yani. O girişten sonra neler oluyor? O girişi de ama tabii takipçilerimiz şimdi ilk defa tamam. Dinleyecekler çünkü. Aslında burası biraz uzun da. Şöyle anlatayım ben yaşadığım kadarıyla. Ben gece tarlaya gitmeyi severim. Serinde çalışması tarlada rahat oluyor. Şimdi geceleyin tarlaya sulama yapmaya gitmiştim. İşte ekipmanımı kurdum. Sulama yapmaya başladım. Ama daha yeni başladım sulama yapmaya. Ondan sonra tabii bir sağa bakınıyoruz, sola bakınıyoruz. Ne oluyor, ne gidiyor gibilerinden. Ondan sonra şöyle bir şeyin hızlıca kaydığını gördüm. Şöyle bir şey hızlıca kaydı, şöyle geldi. Yani önce bir heyecan, o heyecan gitgide korkuya dönmeye başladı. Şimdi o kadar yakınıma geldi ki böyle. Ben korktum. Şimdi köy yerindesiniz, şimdi açık konuşayım. Her türlü hayvanı var. Ben de o... Can havliyle diyeyim traktörde tüfek var.
traktöre doğru koştum ben Ocan abliyle. Tam traktörün tekerlerinin orada bayıldığımı çok net hatırlıyorum ben. Burada bak bayıldığımı çok net hatırlıyorum. Ondan sonra uyandığımda tarlanın aşağı tarafındaydım. Böyle hani nasıl diyeyim? Böyle bayılırsınız da uyanırsınız, böyle bir seme seme olursunuz yani. Ne oldu? Sersem yani. Sersem halde falan. Olursunuz. Ne oldu falan filan. Ondan sonra birden böyle bir şeyin benden uzaklaştığını gördüm. Ben onu gördüm. Birden kalbime şöyle bir şey doğdu. Biliyorum. Siz varsınız, sizi biliyorum. Bir anda öyle bir şey, selektörlerini çaktılar bana. Ondan sonra çünkü uçan dairenin uzaklaştığını gördüm ben. Ahmet orada final sahnesini görüyor. Ben tabii orada finali görüyorum. Boşlukta kim bilir neler yaşandı. Muhtemelen şimdi alındı oraya. Kendisine geldiği anda o uzaklaşıyor. Bırakmış gidiyor araç. Şimdi şöyle bir durum oldu. Hani orada bayıldığımı çok net hatırlıyorum. Yani orada kaldığımı hatırlıyorum. Ya ne oldu, ne gitti? Telefonumu çıkardım. Saate bakacağım. Telefon çalışmıyor. Halbuki sen telefonumun çalışmama gibi bir durumu yok. Daha satın alalı 3 gün oldu ve şarjdan yeni çıkardım. Çünkü tarlaya gittik mi ne olur, ister istemez biraz telefonu oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Bu şeylerde, vakalarda şarj boşalıyor. Ondan hemen sonra şimdi ben oraya geldiğimde sulamaya daha yeni başlamıştım ben. Hani benim oraya geldiğimde hani baktığımda ben büyük bir kısım sulanmış. Hani o kadar bir yerin sulanmaması lazım tarlada. Hani bir vakit geçmiş arada. E tabii yani böyle çok bu olayı çıkaramayınca ister istemez ben bu konuyu kapattım kenara içimde. İşte ertesi gün oldu, küçük küçük ne olduğunu hatırlamaya başladım ben ertesi günü. Ondan sonra bir küçük hatırlama oldu, bir hafta sonra daha bir hatırlama, Bu tabii bir kere de hemen tamamen hepsini hatırlama olmuyor. Böyle bir şey hatırladığımızda küçük küçük damlalar halinde evet, tamamlanıyor. Hani bir anda hepsini hatırlayamıyoruz. Çünkü neler var insan o parçalarda? İnsan psişesi, özür dilerim araya giriyorum, İnsan psişesi olayın tamamını hemen hatırlamaya müsait değil. Yıpratır, travmatik olur. Bunun için orada şuur altı bunu yavaş yavaş serbest bırakır. Ahmet bunu çok iyi biliyor. Şimdi burada izleyicinin aklına bir şey takılacak. Benim de takıldı. İçeride sordum. O yüzden bir daha şimdi izleyiciler adına soracağım. Çocukluğu gemide geçmiş. Yani gece eğitim sürecinde geçmiş. Ne bileyim, içi bütün içini parkıyla, bahçesiyle, genetik çalışmaların yapıldığı alanlarla gezmiş biri tarlada görünce niye bu kadar korkar? İşte ben şimdi bak burada çok güzel bir konuya değindiniz. Ben bunları yaşadığımda daha rekreasyona girmemiştim. Böyle bir şeyin varlığını bile bilmiyordum. Öyle söyleyeyim. Hani ben şimdi çocukluğumdan beri çok fazla paranormal olay yaşayan biriyim ben. Hani küçük yaştan beri astral seyahatlerden tutup yani nasıl anlatsam? Yani hayat ömrüm boyunca hani bu yaşıma kadar yaşadığım çok fazla paranormal olay var. Öyle söyleyeyim. Ben böyle olayların varlığının ne zaman farkına vardım? Erhan abinin programını seyrettim ben. İşte bu dünya dışı temas olaylarından bahsediyorlar. Ama onun öncesinde benim şöyle bir hayatım vardı, onu da söyleyeyim. Ben köydeyim, tarlama giderim. İneğimi sağarım, koyunuma bakarım. Yani böyle benim uzaymış, olmuşmuş, bu işlerle hiç işim yok benim. Hani bu işler bana çok uzak. Hani öyle anlatayım. Şimdi çocukluğumdan da beri bazı paranormal olaylar olduğu için şimdi ben bunlara yoruyorum kendimce. Hani beyin direkt bunu bu şekilde kapatıyor. Hani ben bunlara yoruyorum bu olan olayları. Başka şeylerle, duyduğun, tabii, bildiğin tabii, başka şeylere. Şimdi bir de görüyorsun, cevabını bulamayacağım. Ben bunu düşünsem akla zarar olacak. Onun için çok sıkıştırmıyorum kendimi, öyle söyleyeyim. Ondan sonra tabii Erhan abinin o programını seyrettim. Böyle temas olaylarından bahsediyorlar. Şimdi ya ben Erhan abiler anlatıyor. Onlar anlattıkça benim hatırladıklarım birebir örtüşüyor. Ondan sonra tabii ben daha fazlasını hatırlıyorum. Tabii ondan sonra ben bütün hatırladıklarımı bir toparladım. İşte Erhan abiye hani yazmaya kalksam çok uzundu. Artık sesli anlattım, attım Erhan abiye. Tabii onundan daha sonra Erhan abi dedi, aradı beni. Dedi evet dedi, işte Ahmet Bey böyle böyle bir durum var. İşte bizim bir regresyon çalışmamız olacak. Gelir misiniz? Dedim tabii seve seve. Ama ben işte o gün geldi. Ben gidiyorum ama şimdi ben şöyle bir cevap bekliyorum. Çok film izlemişsiniz siz. Yani hani ben böyle bir kendimi her şeye hazırlıyorum oraya giderken. Ama bir yandan da içim yiyor. Yani gerçekten böyle bir şey var mı? Hani daha sonrasında tabii benim üzerinde yani benim üzerimde emeği çok fazla var. Sağ olsun
Dilek Karakuş hocam, gerçekten böyle bir psişik üstadın yani öğrencisi olmak herkese nasip olmaz diyeyim ben. Bana bu konuları aydınlatmada, bu konuları sindirmemde bana kendisi çok ama çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine de. Yani böyle bir üstadın öğrencisi olabilmek benim için yani gerçekten çok büyük bir nimet. Öyle söyleyeyim. Tabii ondan sonra Dilek Hocam bu konulara çok hakim olduğu için bizi bu konular üzerine çok aydınlattı. Biz merak ettiklerimizi sorduk. O da tabii bildiği kadarıyla bunları bize anlattı. Şimdi ne olmuş oldu? Ben o arkadaki o boşluğun hepsini tamamlamış, doldurmuş oldum onun sayesinde. Yani tarlada o gördüğünde ve korkup bayıldığında daha hatırlamıyordun. Yani parça parça bir şeyler olsa da, değil mi? Sonra siz o zaman Novus için, değil mi Erhan Hocam? Bir araya geldiğinizde tek yaşadıklarını hatırladın galiba, değil mi? Doğru aslında anlıyorum şu anda. Hatırlıyorum ama anlamlandıramıyorum. Hatırlıyorum ama tam öyle demek daha şöyle doğru. Şöyle söyleyeyim. Beyin şöyle diyeyim, hani anlamlandıramıyorsa kapatıyor onu. Tamam, çok iyi anladım. Anlamlandıramıyorsa kapatıyor onu. Çok şimdi doğru. Ne olmuş oldu? Şimdi biz Dilek Hocam'la o bize bu olayların mantığını nasıl olduğunu anlattıkça ne olmuş oldu? Biz o alttaki boşluğumuzu doldurmuş olduk. Hani bizim için her şey oturmuş, yerli yerine oturmuş oldu. Ondan sonra artık biz de zaten yaşadıklarımızı daha iyi idrak eder hale geldik. Hani yaşadıklarımız artık havada kalmıyordu. Ne yaşadığımızı bilir hale geldik. Ne yaşadığımızı kendimiz isim verebilir, anlamlandırabilir hale geldik. Şimdi Erhan Hocam, sizin Novus kitabınızı çoğu takipçimiz biliyor ama belki hiç bilmeyenler vardır. Orada bir çalışma yaptınız galiba, değil mi? Deneyimlerini evet, anlattı. Evet, bir bilinçaltı çalışmaları yapıldı. Terapistimiz de Dilek Karakuş'tu. Birlikte hatta ilk aldığımız Ahmet'ti yanılmıyorsam. Belki de ilk çalışmayı seninle mi yaptık? Ben hatırlayamıyorum. Ben sıralamayı. En sonuncuydum abi. Ben en öyle sonuncuydum. Miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Olabilir. Belki kitapta başlardaydın. Ondan kitapta dolayı karıştırmış olabilirim. Ben birkaç seans yaptık çünkü. Ahmet de kolay tabii şey yapabilen, yatkın. Yani ruh-beden bağının gevşemesine yatkın. Onda çok başarılı geçmişti. Seansta birçok vizyon da gördü. Hatta geleceğe yönelik bazı şeyler de gördü. Bunları da yazdık zaten kitapta. Güzel bir seans oldu. Onları da kitaplaştırdık biz daha sonra. O zaman ama Ahmet gerçekten çok hızlı şekilde bunları çözümlemeye, anlamlandırmaya başlamıştı. O görülerin de çok ilginç. O seans sırasında gördüklerin de çok ilginçti. Belki biraz sonra onlardan da bahsetmek istersin. Orada çünkü bir şey vardı benim hatırladığım. Bir konuşma yapıyorsun insanlara bu konuda. Bilinçlendirmek için. İleriki bir tarihte. Vay, tam ama şu o sırada, anı mı gördü acaba? O sırada bir olağanüstü hal var dünyada ve Ahmet insanları bu konuda sakinleştirmeye çalışıyor. Evet. Değil mi Ahmet? Evet abi. Orada şöyle söyleyeyim, hani büyük bir savaş sonrası dünyada, hani tabii bu önce o vizyon nasıl görüldü, yani çalışma sırasında mı görülüyor, bir pencere mi açılıyor, nasıl oluyor onu o çalışma söyleyeyim. Sırasında hani o regresyon çalışma sırasında göründü tabii, hani onun dışında başka vizyonları da var tabii, tabii onun dışında başka harcısı. Görüler de oldu. Şöyle bir vizyon olmuştu orada, hani dünya büyük bir savaştan çıkmış. Artık insanlar hani o savaşın etkisinde öyle bir hani kırılgan ve korkak hale gelmişler ki o sırada tabii dünyaya gelen gemilerin olduğunu görüyoruz. Orada anlatıyorum ben. Hani insanlara anlatıyorum bu durumu, hani onların var olduğunu, gerçekte dünyaya geldiklerini. Hani bu şekilde bir vizyon olmuştu. Hani bir topluluğa bu şekilde anlattığımı görmüştüm. Kendini görüyor musun? Yani çok daha ileri yaşlarda mısın, bu yaşlarda mısın? Oradan bir zaman çıkartabilir misin acaba? Daha ileri yaşlarda olduğumu o zaman için görmüştüm ama şöyle diyeyim, hani hiçbir şey net olarak hani şu olur diyemeyiz. Hani bunlar sadece vizyonlar. Hani bu kesin olur, şudur budur demek kesinlikle yanlış. Hani sadece öyle bir o çalışmada o şekilde bir görü olmuştu.
başka gelecek vizyonları da var ve bunları hani gemide varlıkların sana gösterdiğini söylüyorsun. Evet. Onlarda neler var? İşte gemiye alındığım zamanlarda bir simülasyonun içine koymuşlardı beni. O simülasyon, yani öyle bir simülasyon ki gördüğünüz her şeyi hissediyorsunuz. Size hisleriyle veriyor. Şimdi bana orada şu şekilde göstermişlerdi. Yani dünyanın sonunun savaşlarla geleceğini, büyük bombaların dünyada patladığını göstermişlerdi. Ve ben bunları görüyordum. Yani hissediyorsunuz onu. Üzülüyorum, çok üzülüyorum ben bunları gördükçe. Böyle annesi başında ağlayan çocukları görmüştüm ki o çocuğun ne hissettiğini hissediyorsunuz orada. Yani ben orada hüngür hüngür ağlamaya başladım hani o simülasyonun içinde. Ama bunların hepsinin bittiğinde, hani bu karmaşanın bittiğinde dünyanın hani o kadar güzel bir yer olduğunu gösterdiler ki hani şöyle tabir edelim, hani cennetten bir köşe. Hani çok güzel ormanlar, yemyeşil bir doğa, hani temizlenmiş bir dünya. Hani bu şekilde de bir vizyon göstermişlerdi. Bu şekilde bir görü olmuştu. Bana bunu geminin içindeyken, böyle bir simülasyonun içinde gösterdiler bana bunu. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bu önemli çünkü unutmayayım. Birçok temasçıya bu araçların içerisinde benzer görüler gösteriyorlar. Yani benzer vizyonlar, benzer görüntüler gösteriyorlar. Şimdi bunu şu anlamda da hemen almamak lazım. Yani bunlar dünyada olacak, mutlaka olacak, mutlaka gerçekleşecek şeklinde almamak lazım. Bu aslında bir erken uyarı sistemi gibi bir şey. Düşünün, dünyanın her yerinden, belki sayıları milyonlara ulaşan temasçıya bunları gösterdiklerini. Bu ne demek biliyor musunuz? Lütfen geleceği bu yöne doğru götürmeyin. Çünkü geleceği kolektif şuur belirliyor. Kolektif şuur, kolektif bilinç pozitif bir geleceğe yönlensin. Bakın, şu an ilerlediğiniz yoldan giderseniz dünya buraya doğru gidecek. Büyük bir savaş yaşanacak, büyük felaketler yaşanacak. Ama bunun zıttı bir yolu, pozitif bir yolu tercih ederseniz dünya bunu yaşamayacak, belki daha iyi bir yer olacak. Burada kolektif bilinci etkilemeye çalışıyor varlıklar pozitif yönde. Şimdi direkt müdahale edemiyorlar. Bir takım yasalar var, evrensel yasalar var. Bunu temasçılar aracılığıyla kolektif bilince aktararak yönü pozitife doğru değiştirmeye çalışıyorlar düşüncesindeyim ben. Bütün dünyadan bu bilgiler geliyor. Şimdi bunları ben bir arada değerlendirdiğimde böyle bir sonuca varıyorum. Çünkü bu yasalar dahilinde bu varlıkların bizim için gelip müdahale edip bizim için bir gelecek kurmaları, yani bizi devreden çıkartıp böyle bir pozitif geleceği kendilerinin kurması söz konusu değil. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Bu dünya okulundan biz sorumluyuz. Bu sistem içinde biz varız. Ama onlar bizim vereceğimiz kararları pozitife çevirmek için bu tür müdahaleler yapıyorlar ve bunun için de temasçıları kullanıyorlar. Tam bu mantıkla bir de yani bu bilgileri bence kulağımıza küpe ederek depremle de ilgili bir vizyonunuz var. Onu da öyle dinleyelim derim. Şöyle bir görü de olmuştu. İşte yani Marmara bölgesi diyeyim ve Marmara bölgesinden ziyade diğer yani çok büyük bir alanı kapsayan Ege'yi de ondan sonra bu adaları, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı diyeyim hani yani bir büyük bir depremin hani ilk olarak 4 şiddetinde bir sonraki günde çok büyük bir depremin olacağı şekilde bu şekilde bir gene bir vizyon göstermişlerdi. Yine gemide varlıkların gösterdiği vizyon mu? Peki bunları gösterirken bir şey diyorlar mı Ahmet? Yani işte bak bu bir olasılık ya da ne bileyim telepatik olarak bir bilgi geliyor mu? Orada zaten niye gösteriyorlar onları? Şimdi şu nedenden gösteriyorlar diyemem. Ama hani o şekilde bir görüm oldu. Hani bu şekilde bir gösterdiler. Bunu tekrar bir açabilir miyiz? Yani o çok şiddetli bir depremden bir gün önce 4 şiddetinde bir deprem olacak. O onun işareti olacak. Evet. O büyük, o 4 şiddetindeki deprem işaret olacak. Hani bu şekilde bir
Zaten şöyle söyleyeyim, hani direkt bunu telepatik olarak verdikleri zaman size hani soru sormaya gerek kalmıyor. Hani şu neden, bu neden olmuyor. Zaten o bilgiyi tas tamam almış oluyorsunuz. Hani bu şekilde bir vizyon olmuş oldu. Hani bu şekilde bir vizyon gösterdiler. Ama çok büyük bir coğrafyayı etkilediğini gördüm. Etkilediğini gördüm. Yani sadece Marmara ve çevresi değil, geniş bir coğrafyaya yayılan bir durum. Bir vizyon, bir görüntü, bir şey demek zor tabii. Bir şey demek zor. Tabii deprem... Kesin yorumlar yapmak çok sağlıksız. Tabii şimdi bunlar hani görüden ibaret, hani kesin böyle olacak diye de bir şey yok. Hani böyle bir vizyon gördüm, ben bunu burada anlatmak istedim. Burada kesin olan bir şey var ki bir büyük İstanbul depremi bekleniyor. Türkiye deprem bölgesi, yani coğrafyası, jeolojisi böyle, yani bu bilimsel bir gerçek. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Onu da belki altını çizmek lazım bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim. WhatsApp hattımızdan bize ulaşın. Eğer benim için de anlatmak zamanı diyorsanız WhatsApp'a ya da aşağıda gördüğünüz mail adresimize detaylarıyla yaşadıklarınızı gönül rahatlığıyla yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Belki de sizin burada anlatacaklarınızı birilerinin duymaya ihtiyacı var. Her şekilde bir işe yaramasını, öyle olduğunu biliyorum. Tüm gönlümle diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hem size hem Erhan Hocam. Size son sözler de sizin olsun yine. Teşekkür ederim İlkay. Ahmet'i ben 4-5 yıldır takip ediyorum. Yaşadıklarının çok az bir kısmını anlattı bugün. Birlikte karar verdik tabii ki buna. Çünkü bunun bir sebebi var. Yani şunu söyleyeyim. Bir bilgi saklamak amacında değiliz. Ondan kaynaklanmıyor bu. Bazı şeyleri doğrulamamız lazım. Zaman içerisinde. Bir kafa karışıklığı yaratmaması lazım. Başka temasçıların doğruladığı durumlar var. Aynı şeyleri yaşıyorlar. Aynı dönem içerisinde, aynı gece içerisinde bazen. Bizim de konuk ettiğimiz Münir Kadir ablayla benzer şeyler, yaşadıkları durumlar var, benzer bilgiler geliyor. Bunları zaman içerisinde doğrulayabilirsek belki tekrar paylaşma imkanımız olur ama şu an paylaşmamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bir de şu da var, bir küçük katkı sağlayayım Erhan Hocam. Yani burada sizi de çok takdir ediyorum. Konukları da düşünüyoruz yani hani onları da zor duruma düşürecek bir şey de paylaşmalarını talep bile etmiyorsunuz. Hani onun da altını çizmek istedim. Tabii ki şu an ne konuşuluyorsa şu an ihtiyaç olan bilgi o kadardır bence. Geri kalanını görmemiz lazım. En azından o ilk söylenenlerin ne kadarı gerçekleşecek, ne olacak... Çok özel bazı durumlar var, özel bazı vazifeler var. Şimdi bunları anlatmak biraz fantezi olacak. Böyle bir yaklaşıma girmeyelim. Evet, her şeyi açık açık konuşalım ama bazı hassasiyetler var. Onları da bizim görmemiz lazım. Çünkü insanlara yanlış mesajlar aktarmamamız lazım şu anda. Bizim de emin olmamız lazım. Hatta Ahmet de bunu sorguluyor her zaman. Bunu çok iyi biliyorum. Bütün yaşadıklarına rağmen... Bu kesin olacak, kesin gerçekleşecek şekilde ifadeyi asla kullanmaz. Hep sorgular. Bir bakalım zaman içerisinde neler olacak. O zaman daha net konuşabiliriz. Ayağına sağlık Ahmetciğim. Çok teşekkür ederiz. Çok ben katkı verdin programa. Faydalı olabilmişsem ne mutlu abi. Çok çok faydalı oldun. Çok insana... Beni konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok şeyi tetikledin belki bugün. Birçok insanın yaşadığı... ama anlamlandıramadığı şeyleri tetikledin. Onlara da yardımcı oldun, emin ol. İnsanların tabii çok olumsuz yorumları da olabilir. Birçok insan şuur olarak bu bilgilere hazır değil daha. Hazır değiller. Onları da öyle kabul etmek lazım. Onlar da kendi küçük dünyaları içerisinde yaşayarak, bazı şeyleri deneyimleyerek açılacaklar, ilerleyecekler, kabuklarını kıracaklar. Onlara da anlayışla bakmak lazım. Herkesin bu varoluşa katkısı çok büyük. Gerçekten çok teşekkür ederim sana da. Bugün çok değerli bilgiler verdin. Sana da teşekkür ediyorum İlkay.
Güzel bir program yaptık birlikte. Anlatmak zamanı her çarşamba 21'de yeni bölümde görüşmek üzere. En zavallı insan kimdir biliyor musunuz? Uykuda olduğunun farkında olmayan insandır. Biz tam yayına girmek üzereyiz. Her şey hazırlandı. Her şey. Hepimiz yerlerimize oturduk. Doğru mu? Doğru. Onaylarsınız değil mi? Hepimiz doğru. Yerlerimize oturmuştuk. Sonra bizim stüdyomuzda şu an pek çok ışık var. Ama hangi ışık? Belma Hanım'ın tam karşısındaki ışık. Yani şu an bakış açısının tam karşısında kendisine ait olan ışık patladı. Ben sizin patlattığınızı düşünüyorum bizim ışığımızı. Hemşireler falan çıldırmak üzereydi artık. Sebebini bulamıyorlardı. Annemin başındaki serumlar düşüp patlıyordu ve aynı katta onkoloji servisinde şu başlarındaki o cihazlar aynı anda ötmeye başlıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey daha patladı arkadaşlar? Ben Amerika'da da yaşadım 9 yıl. İşte 10 dakika elektrik kesilse panik çıkıyor. İnsanlar dükkanların önünde bekliyorlar. Neredeyse yağmalayacaklar. Şimdi bizde bir ay kesilse kimsenin pek kılı kıpırdamaz. Biz yani hakikaten ruhsal komandoyuz. Bir fikriniz var da şu an mı söylemek istemiyorsunuz? Son birkaç aydır o tarz şeyler çok görmeye başladım. Ne görüyorsunuz? Mesela sürekli dışarıdan uğultu duyuyorum. Müthiş insan sesleri, böyle dışarıda yüzlerce kişi. Sizler yerleşik sistemlerin, sahte medyanın, yerleşik siyasi akademik sistemlerin palavralarından hazırlanan bir kokteyl sunuyorlar. Siz onu içiyorsunuz. Afiyet olsun. İçmeye devam ediniz. Biz ne içiyoruz biliyor musunuz? Tertemiz bir su alıyoruz. Saf su var ya, saf su. Onun içine ruhsal bilgi denen bir hap var, suda eriyen. Onu atıyoruz, karıştırıyoruz, onu içiyoruz. Anlatabildim. Çok teşekkür ederim.